Ebu Naim İbn Abbas'tan tahric etti. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Nasıl helak olur bir ümmet ki evvelinde ben, sonunda Meryem oğlu İsa aleyhisselam ve ortasında da Ehl-i Beytim'den Mehdi vardır. Şeyh İbni Hacer-i Mekki'den El-Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'il Muntazar isimli kitabında şunları söylemektedir. Hazreti Mehdi'nin vasat yani ortada olacağından kasıt ahire yakın olmasını izah için olup Mehdi'nin bu ümmetin ahiri olacağını bildiren sahih rivayetlerle zıtlık teşkil etmez. Vasat tabiri Mehdi'nin Hazreti İsa'dan çok az bir süre önce 7 sene, 2 ay, birkaç gün geleceğini ifade etmek için kullanılmış ve Hazreti İsa aleyhisselam ondan kısa bir zaman sonra gökten ineceği için de ahir olarak vasıflandırılmıştır. Naim Ebu Said'den tahric etti dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsa bin Meryem'in arkasında namaz kılacağı kişi bizdendir. İbni Ebi Şeybe Musannefinde İbn Şirin'den tahric etti. Dedi ki, Mehdi bu ümmettendir ve Hazreti İsa'ya imam olacaktır. Naim bin Hammad Abdullah bin Amr'dan tahric etti. Dedi ki, Mehdi İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir. Buhari ve Müslim Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu, Meryem oğlu İsa aleyhisselam aranıza indiğinde ve imamınız sizden olduğunda bakalım ne yaparsınız? Ebu Naim Cabir'den tahric etti, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İsa bin Meryem gökten iner. Onların müminleri, emiri olan Mehdi kendisine gel bize namaz kıldır der. O Hazreti İsa aleyhisselam ise şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak hayır, sizin bazınız bazılarınızın emiridir der. İbn-i Mace, Ravyani İbn-i Hüzeyme, Ebu Avane, Hakim ve Ebu Naim, Ebu İmame'den tahric ettiler. Dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti. Deccal'ı anarak şöyle buyurdu. Medine, körüğün demirin pasını giderdiği gibi içindeki pisliği giderir. O güne kurtuluş günü denir. Ümmü Şürek, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, o gün Araplar nerede dedi. Buyurdu. Onlar o gün az olurlar. İmamları salih bir insan olan Mehdi olduğu halde Beytül Makdis'e sığınırlar. Orada imamları kendilerine sabah namazını kıldırmak için öne geçtiği sırada bir de bakarlar ki İsa İbni Meryem sabah vaktinde inmiştir. Bu İmam Mehdi Hazreti İsa'yı öne geçirmek için arka arka çekilir. Hazreti İsa onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki geç öne namazını kıldır. Zira kamet senin için getirilmiştir. Bunun üzerine imamları yani Mehdi onlara namazı kıldırır. Ebu Amr ve Dani Sünen'inde Hüzeyfe radıyallahu anh'dan tahric ettiler. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mehdi bakar ki Hazreti İsa İbni Meryem inmiştir. Sanki saçlarından sular damlıyor haldedir. Ve Mehdi ona der ki geç öne insanlara namazı kıldır. Hazreti İsa der ki, namaz ancak senin için ikame olundu. Bunun üzerine o benim evlatlarımdan bir raculun arkasında namaz kılar. Ebu Amr ve Dani Sünen'inde Cabir bin Abdullah'tan tahric ettiler. Dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ta ki İsa İbni Meryem, fecrin tulu sırasında Beytül Makdis'te, Mehdi üzerine nüzul edene kadar benim ümmetimden bir taife hak üzere çarpışacaktır. O zaman Mehdi der, ey Allah'ın peygamberi geç öne bize namazı kıldır. O Hazreti İsa ise bu ümmetin biri diğerlerine emirdir der. Ahmet Müslim İbni Cüreyr ve İbni Hibban Cabir bin Abdullah'tan tahric ettiler buyurdu. Kıyamete Deccal ile savaşa kadar benim ümmetimden bir grup hak üzere galip olarak çarpışacaktır. Ve İsa bin Meryem gökten nüzul ettiğinde onların emiri kendisine gel bize namazı kıldır der. Ancak o şu ümmete Allah'ın bir ikramı olarak sizin biriniz diğerlerinize emirdir cevabını verir. Yani imamınız Mehdi aranızdadır. O kıldırmalıdır demek ister.
Naim Kaab'dan tahric etti. Dedi ki, Deccal Beytül Makdis'te müminleri muhasara altına alır ve onlara, yani müminlere öylesine şiddetli bir açlık icabet eder ki açlıktan yaylarının kirişini bile yemek zorunda kalırlar. Onlar bu haldeyken aniden karanlığın içinden bir ses işitirler ve bu tok adamın sesidir derler. Bir de bakarlar ki o İsa İbni Meryem'dir. Namaza kalkarlar. Müslümanların imamı Mehdi geri çekilir. Bunun üzerine Hazreti İsa der ki, geç öne, namaz senin için ikame oldu. Hazreti Mehdi de onlara namaz kıldırır ve bundan sonra Hazreti İsa imam olur. Nabin Hammad İbni Abbas'tan tahric etti. Dedi ki, Mehdi bizdendir. İmamlığı Hazreti İsa İbni Meryem'e verir.